5 yıl sonra mutsuz olacaksam üniversite okumak için okunmaz, özel üniversitede okumayı yeğlerim. Verecekleri kararlar bundan sonraki hayatlarında. Murat Çakır. Matematik ve bilişim öğretmeniyim. 14 yıllık bir eğitim, öğretim hayatım oldu. Üniversiteye hazırlanan bir öğrencinin çalışma şekli nasıl olmalıdır? Ve tercih yaparken nelere dikkat etmelidir? Güzel sorular. Öğrencilerin genellikle merak ettiği, çıkmaza girdiği sorulardan iki tanesi çok önemli bir husus. Şimdi üniversite sınavı ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı değişikliklerle tamamen bireyselleşmiş bir sınava döndü. Eskiden soru kalıpları ezberleyerek yapılabilen soru formatları artık muhakeme, analiz, sentez becerisi yani ezbere dayalı değil, öğrencinin bireyselde başararak, çalışarak yapacağı soru metotlarına döndü. Burada en önemli husus şu, öğrencilerimizin kaçırdığı, öğrencilerimizin bir noktada zorlandığı husus şu ki, artık başarının tamamen kendilerinde bitti. Yani işin büyük bir çoğunluğunu öğrenci kendi başarısıyla elde ediyor. Başarının anahtarını dışarıda bekleyenler, dershane, özel kurs, özel ders ya da farklı formatta ben bu başarıyı dışarıda birisinin sildi değneği bana diyecek, ben onu bekliyorum diye bekleyenler çok bekleyecektir. İşin tamamen odağında artık ÖSYM'nin yeni soru formatlarıyla öğrencinin bireysel çabası yatıyor. Bir öğrencinin, TYT, AYT öğrencinin sınavda başarılı olabilmesi için asgari şartta günde hem düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanması gerekli hem de 5 saatten aşağı günlük çalışmaması gerekli. Bu 5 saatlik çalışma planını yapan öğrenci disiplinli bir şekilde düzenini de kurursa pazartesiden hafta sonuna kadar derslerini bölerek bir çalışma programı neticesinde bireysel çalışma alışkanlığından da vazgeçmeden temposunu sene sonuna kadar sürdürürse istediği başarı elde edeceğine ben eminim. Burada önemli olan husus bu. Bu yüzden zaten öğrenciler dershaneye de gitse, özel ders alsa, kurs da alsa bu noktayı kaçıran öğrenci başarısız oluyor. Bunu defalarca kez yaşamış ve görmüş bir öğretmen olarak, eğitimci olarak söyleyebilirim. İkinci husus üniversite tercihleri. Üniversite tercihleri çok önemli bir husus. Çevre baskısı, toplum baskısı ve de diğer hususlar birleştiği zaman öğrencinin kendi istekleri değişiyor. Tamamen toplumun isteklerine göre yöneliyor. Bu nasıl ki LGS'de ailesinin isteğiyle o okulu yazmayacaksa da yazmak zorunda kalıyorsa öğrenci, toplumun, çevrenin baskısıyla da hiç okumayacağı bir bölüme gitmek zorunda kalabiliyor. Ya da aldığı puana, aldığı sıralamaya göre tombaladan kura çekermiş gibi bölüm seçmiş olabiliyor. En önemli husus önce öğrencinin kendini tanıması. Ne istiyor ve hangi bölümde okursa o gelecekte mutlu olmak istiyor. Yani o mesleği yaparak mutlu olacağına inanıyorsa o mesleğe yönelmesi lazım. Burada sıralamadan ziyade öğrencinin hangi meslekte mutlu olacağı önemli. Bunun araştırılması son sınıfa kadar kalmaması gerekli. 9. sınıftan başlayarak öğrencinin meslek tanımı, meslek seçimine için belli doneleri olması gerekli. Sınıf rehber öğretmenleri 9. sınıftan itibaren bu konuyu öğrencilere aşılayarak öğrencinin gerçekte hangi mesleğe yatkınlığı, hangi meslekte mutlu olacağı hususlarını araştırması gerekiyor. Aksi halde hiç hastasını sevmeyen doktor, sadece matematiği iyi diye siz onu tıp fakültesine yönelttiğiniz doktorlarla karşılaşırsınız. İnsani yönü olmayan, matematiği çok iyi diye mühendislik alanına yönlendirdiğiniz öğrencilerle karşılaşırsınız. Bu problemi temelde çözmenin en önemli unsuru öğrenciyi tanımak ve öğrenciyle iletişime geçmekle mümkün olunur. Üniversite tercihi yaparken devlet üniversitesi, işte vakıf üniversitesi kavramları hele ki merkezi şehirlerde oturanlar, metropol şehirlerde oturanlar için çok önemli bir ayrıntıya da tekabül ediyor. Burada belli bölümler, eğer ki üniversitenin bireysel başarısından kastım şu, eşdeğer üniversiteleri tanımlarken üniversitenin akademik kadrosu, imkanları, olanakları birbirine yakınsa, öğrenciler, metropol şehirlerde oturan öğrenciler şunun ayrımını yapıyor. İl dışında masraflarım, il içindeki masraflarımı aynı düzeyde karşılayacaksa eğer, il dışında ailemden ayrı kalmaktansa il içinde bir özel üniversitede okumayı yeğlerim. Eğer ki akademik yönü, olanakları ve imkanları eşitse. Genellikle öğrencilerin sıklıkla verdiği kararlardan biri bu oluyor. Tamamen iş ekonomik kısmına dalanıyor. Bazı öğrencilerimiz ben sadece devlet üniversitelerini okumak istiyorum diyen öğrencilerimiz de kendi düşüncelerine göre haklı olduğu yanlar olabilir. Üniversitenin akademik kadrosu araştırmıştır, olanaklarını araştırmıştır. Kendine bu olanakları sağlamayacağı düşüncesi hakim kılındıysa öğrenci
inandığı, bildiği bir üniversitede, devlet üniversitesinde, il dışında da olsa okumak için evinden ya da memleketinden ayrılabiliyor. Burada artık her iki son dönemde devlet üniversitelerin yanında vakıf üniversiteleri ve özel üniversitelerin de imkanları olabildiğince arttı. İş rekabete girdi. Eskiden parmakla sayılabilecek kadar vakıf üniversitesi varken artık yüzlercesi ortaya çıktı ve bunlar birbiriyle rekabet halinde. Olanakları, imkanları, yurt dışı yüksek lisans imkanları hepsi mevcut ve de bunlar rekabet halinde olduğu için öğrencileri de bir şekilde kendilerini kazandırmak mecburiyetinde duyuyor. Çünkü devam edebilmeleri, yarışın içerisinde olabilmeleri için bir öğrenci grubunun da oluşması gerekli. Bu yüzden her iki günümüzde artık özel ve devlet kavramı kalmadı. Sadece benim gördüğüm ekonomik olarak yaşanan sıkıntılardan dolayı karar verme süreci kaldı. Sürecin sonuna geldiğimizde öğrenciler işlerinden geldiği gibi davranırlarsa, yani ne okumak istediklerini, toplum baskısı, çevre baskısı değil de kendilerinin severek yapacakları bir iş olursa ömürleri boyunca mutlu olurlar. Çünkü verecekleri kararlar sadece 5 yıllarını, 4 yıllarını etkilemiyor. Verecekleri kararlar bundan sonraki hayatlarında çalışacakları mesleği, hayatı şekillendiren bir kararı veriyorlar. Yani yaklaşık ortalama olarak 60 yılı etkileyen bir karar veriyorlar. Üniversite okumak için okunmaz. 5 yıl sonra mutsuz olacaksam sadece aile baskısından kurtulayım, çevre baskısından kurtulayım diyerek bir yere giderseniz ömrünüz boyunca da mutsuz olursunuz. Sadece mutsuzluğunuzu 5 yıl ötelemiş olursunuz. Sonra mezun olduktan sonra yeni gelen mezun öğrencilerimizden de aldığımız bilgilere göre çoğu mutsuz. Çünkü istemeyerek okudukları bölümün getirdiği dezavantajları yaşıyorlar ve görüyorlar. Geri dönmek istediklerine de zaman geçmiş oluyor. O yüzden hedeflerini son sınıfa bırakmadan koyarak amaçlarına ulaşacaklarına emin olurlar. Hedefleri koymayan öğrenci hiçbir zaman limana ulaşamaz. Ne yaparsanız yapın, bir hedefiniz olsun, bir amacınız olsun. Bu amaç doğrultusunda yaşayın.